Selamun aleyküm arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bir video ile daha sizinle beraberim arkadaşlar. Bu videomda sizden gelen soruları cevaplamaya çalışacağım arkadaşlar. Hiç uzatmadan hemen sorularımıza geçelim. İlk sorumuz Ahmet Çakmakçı'dan gelmiş. Saklambaç videosu çeksene UC'sine. Gülücük. Tabii ki Ahmet, niye olmaz? Kanalı güzel bir yere getirmeye çalışıyorum ve sizin desteklerinizle abone olarak, abone olmayı tavsiye ederek, videoları beğenerek, yorumlarınızı eksik etmeyerek güzel bir yere kanalı getirdikten sonra bu çekilişler daha iyi bir şekilde olacak arkadaşlar. Abone, like, yorum, bunları eksik etmeyelim. Hemen diğer soruya geçelim. Evet, diğer sorumuz arkadaşlar. Ahmet tahtadan gelmiş. Takımım var mı yoksa takım kurmayı düşünüyor musun? Takım kurmayı düşünüyorum arkadaşlar. İleriki zamanlarda rank seviyeleri yükseldikçe takım olarak oynamak daha iyi tabii ki. Şu an takımım yok. Tanıdık kişilerle, yakın olduğum kişilerle oynuyorum genelde şu an. Ama takım kurmayı tabii ki düşünüyorum. Neden olmasın diyorum. Sıradaki sorumuz Ahmet Çakmakçı. Ellerine sağlık. Biberde sıkıntı olmuyor galiba ama bakırda olur. Ahmet, şöyle söyleyeyim. Biberde ben bir iki kere sıkıntı yaşadım. O sıkıntımda internet kopması oldu. Onun dışında haricinde ben bir sıkıntı yaşamadım biberde. 100 megabit, 10 megabit internet kullanıyorum. Millenicom'dan alıyorum hizmet. Sıkıntın var mı? Memnun musun? Veya değiştirmek gibi istiyor musun gibi sorularınız varsa, şu anlık bir sıkıntım yok arkadaşlar. İnternetim olduğu sürece hangi şirket olmuş benim için önemli değil. Ama Türk Telekom olmasa daha iyi olur gibi gözüküyor. Ahmet, şimdi bakır kabloya dönelim. Bakır kablo altyapın ne kadar eski veya ne kadar yeni ise ona göre sıkıntıların artar veya eksilir. Eski evimde ben TürkNet kullandım. Ama Türk Telekom'un altyapısını kullanıyordu arkadaşlar. Evime kadar kutudan, Telekom direğinden evime gelen kablo evimin ortasına kadar normal siyah Telekom'un kablosu geliyor. Oradan da modemime eski telefon kablosuyla bağlıydı. Tabii ki sıkıntılar oluyor muydu? Oluyordu. O zaman ne yaptım arkadaşlar? CAT6 Ethernet kablosu alarak arkadaşlar, o kabloyu normal bir şekilde elektrik bantıyla bağlayıp direkt kabloyu, CAT6 kabloyu modeme bağladığımda modemimin internet hat değeri yükseldi ve kalitesi de yükseldi yani arkadaşlar. Hiçbir sıkıntı yaşamadım ve internet hızım 35 megabitten 75-80 megabite kadar çıktı arkadaşlar. Hattınızın, altyapınızın kalitesine göre, eskiliğine, yeniliğine göre bu değişir arkadaşlar. Hemen diğer soruya geçelim. Popülernes demiş ki, hocam kızın ve altyapı çok iyi. Altyapıyı Süper Online alıyorsun galiba. Şöyle söyleyeyim Popülernes. Altyapım Türk Telekom. Türk Telekom'dan altyapı kullanıyorum. Altyapımı. Ama hizmetim Millenicom. İnternet hızım çok iyi. Hiçbir sıkıntım yok. İleriki zamanlarda ne olur ne biter, onu bir şey diyemem. Onu ileriki zamanlarda deneyip göreceğiz. Metin Ma demiş ki, videoyu 10 dakika ulaştırmak için aynı şeyleri defalarca tekrarlamak boş olmamış. Ya doğrudur. Uzun süredir, 4 ay gibi bir süredir video çekemiyordum. Ve çekmek istediğimde de oynarken de lag sıkıntısı, MS sıkıntısı çok aşırı yaşadığım için uzun bir süre, 4 ay gibi bir süre video çekemedim. Ve bu işlerden de uzak kaldığım için elim biraz soğudu. Ama bu saatten sonra elim çok ısınacak. Çok güzel bomba videolar gelecek Metin. Evet, Bayerme demiş ki, sizin 100 megabit paketi VDSL'de olur mu yani modemsiz? Şöyle söyleyeyim Emre, hattın
santralle, özür dilerim, santralle bulunduğun evin yakınlığı önemli. Ne kadar yakın olursan o kadar yüksek hız alırsın. Örnek veriyorum, 5 kilometre uzaklığın varsa 50 megabit alırsın. Veya 3 kilometre uzaklığın varsa 80-90 da alabilirsin. Ama 100 megabitin yüzünde verdiklerini zannetmiyorum. Yani DSL'de böyle bir sıkıntı var gibi. Modemsiz kullanabilir misin? Yani kendi modemin varsa tabii ki VDSL modemin uyumlu modemle kullanabilirsin. Sıkıntı yaşamazsın. Rüros demiş ki merhabalar, modem alması olur mu? Rüros biraz daha açıklayıcı olsaydın daha iyi olurdu. Ama ben sana aklıma gelen bir şekilde söylemeye çalışayım. Fiber modemin varsa, elinde fiber modem varsa, destekli modem varsa almana gerek yok. Sadece içinden ayarları yapıp kullanacağı şifreni, bu aldığın şirket tarafından sana verilen kullanacağı şifreni girerek kullanabilirsin. Tabii ki modem de kiralayabilirsin. Ama modem kiralama ücreti 15 TL. Bunu da aklında bulundur. Fiber modem alırım, kullanırım. Sana kalmış, bütçenize kalmış bir şey tabii ki. Alıp da kullanabilirsin, istersen kiralayabilirsin. O sana kalmış bir şey. Riros. Mustafa Çıkırcı demiş ki anlamadığım bir konu, fiberi nasıl bireysel başvuruyla döşettin, oturduğun semte başka fiber var mı? Yoksa senin ısrarın sebebiyle sadece sana mı çektiler? Şöyle söyleyeyim Mustafa, oturduğum bölgede internet vardı, fiber altyapısı vardı. Ama internetten de araştırdığımda bayağı bir kişi, hatta ve hatta Türk Telekom'un güvenlik görevlisine de danıştığımda o da aynı sıkıntıyı yaşadığını, o da aynı problemden dolayı muzdarip olduğunu bana söylemişti. Ve internette de araştırdığımda kapısının önünden fiber geçip de fiber interneti kullanamayan çoğu kişi var. Çoğu kişi var. Şöyle söyleyeyim, önceki videomda da ben belirttim bunu. Türk Telekom'a gidip bulunduğun bölgedeki veya oturduğun binadaki kişilerle beraber Türk Telekom'a gidip dilekçe veriyorsunuz. İkincisi, Türk Telekom'u arayıp 444-375'i arayıp internet başvurusunda bulunmak istiyorum, altyapı döşetmek istiyorum ve internetinizin acil açılmasını istediğinizi belirterek, yani benim işim internetli diyerek biraz da gaz vererek başvuruda bulunuyorsunuz telefon üzerinden. Ve santrali sürekli baskı yapıyorsunuz arkadaşlar. Sürekli santrale gidip internetin ne olduğunu, ne durumda, nasıl olacak gibi sorularla sorgu su haline sokuyorsunuz arkadaşlar ki yapmazsanız bu işlem biraz değil bayağı da uzun sürebilir, senelerce de sürebilir. Mustafa, diğer soruya geçelim. Sıradaki sorumuz Ali Alkış'tan geliyor. Ali, ben sana kısa bir yorum yapmıştım fakat detaylı bir şekilde bilgi vereyim. Ben Türk Telekom kullanıyorum abi, yaklaşık 3 yıldır benim için. İlk 3 ay bedava olduğu için YouTube'dan 1080p video çok rahat seyrediyordum. Şimdi 480p seyrediyorum demişim. Ali, yani şöyle söyleyeyim, kullan modemine bağlı bilgisayar, laptop vesaire, telefon, bunlar tabii ki etkiler internet hızını. Eğer ki kullanmıyorum diyorsan, ben kimseyle paylaşmıyorum diyorsan, modemini resetlemeni ve kablosuz şifreni en iyi şekilde yapmanı tavsiye ediyorum. Bu şekilde bir dene. Bakalım farkı çıkacak mı? 1080p izlerken sıkıntı yaşayacak mısın? Bunu bir görme. Böyle bir yapmanı tavsiye ediyorum. Ve devam edelim. İnternetin hızı şu anki 85 TL demişsin. Yine sözleşme olacakmış. Bu sözleşmede yeni fiyatlar artacak. İlk 3 ay 74 olacak. Sonraki yıllar 95 TL demişsin. Şöyle söyleyeyim, eğer ki sözleşme yapmadıysan sakın yapma. TürkNet'e başvurmanı tavsiye ederim. Galiba internetimin hızı 20 megabit olacağını söylemiş dersler. İnternetimizin 20 megabit olacakmış. Ama bulunduğum konum max 13 alıyor demişim. Şöyle söyleyeyim Ali,
Bulunduğun konum santral uzaklığın değişir. Ama önceden atıyorum 50 megabit veya 35 megabit alıyorsan ve şimdi diyorlarsa sana 13 alacaksın maksimum. Bu işte bir gariplik var. Ne yapacaksın Ali? Bulunduğun dairen veya evin içindeki tesisatı Cat 6 kablosuyla değiştirmen. Ve bu kabloyu da direkt modeme bağlayıp bir denemeni tavsiye ediyorum. Çünkü bu şekilde bağladığın zaman halk kaliten hiç düşüş yaşamadan en iyi bir şekilde iletim sağlayarak en iyi interneti ve en iyi hız almanı sağlıyor. Cat 6 kablosu. Çünkü ben 35 megabit internet kullanırken bu kabloyu değiştirdim. Değiştirdiğim kablo da eski telefon, beyaz telefon kablosuydu Ali. Bunu Cat 6 ile değiştirdim ve direkt modeme taktım, yalın internet kullanıyordum. Bu hızım 35 megabitten 60-70 megabite kadar çıktı. Ve Türk Telekom, TürkNet'te şöyle söyleyeyim, TürkNet'te ise 35 megabite kadar, yanlış hatırlamıyorsam, yanlışsam da yorumlarda düzeltin, 35 megabite kadar internetiniz 75 TL, 75.99, 76 diyelim biz ona. Eğer ki 100 megabite kadar paket kullanıyorsanız bu da artı 10 TL ekleyerek 85 TL'ye kullanabilirsiniz. MS değişiyor bazen. Ali'cim şöyle söyleyeyim, MS o anki interneti kullanım şekline göre değişebilir. İnşallah sizin sorularınıza cevap vermişimdir. Size faydalı olmuşumdur. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Videoyu beğenmeyi, abone olmayı ve yorumlarınızı da eksik etmeyi unutmayın. Allah'a emanet olun.